son 20 yılda biraz önce Sayın Valimiz de bahsetti. Eğitimde devasa bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesinden orta öğretime, orta öğretimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde geçmişe göre en fazla okullaşma oranlarının olduğu bir döneme şahitlik ettik. 81 ilde tüm ilçelerde bölge şehir ayrımı yapılmadan Türkiye'nin her noktasına, her köşesine eğitim yatırımları ulaştırıldı. 2000'li yıllarda 355 binler seviyesinde olan derslik sayısı günümüzde 855 bine ulaştı. Yani yaklaşık 1 milyon dersliği olan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken şu anda 1.2 milyon öğretmen var. Ve özellikle buradaki kadın kardeşlerimizi de özellikle hatırlatmak isterim. Bu dönemde öğretmenlerimizin oranında da kadın öğretmen oranlarımızda çok ciddi dramatik artışlar oldu. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenin yaklaşık %40'ı kadınlarımızdan, kadın öğretmenlerden oluşurken şu anda 1.2 milyon öğretmenin yaklaşık %60'ı kadın öğretmenlerimizden oluşuyor. İnanılmaz bir şey var. Kadının temsiliyetiyle ilgili, öğretmen olarak istihdamı ile ilgili inanılmaz bir artış var. Aynı şey kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında gerçekleşti. Bakın yıllardan beri hafızanızı tazeleyin. Hep kız çocuklarımızın okullara eğitim erişimi ile ilgili kampanyalar düzenlenirdi. 2002 yılında kız çocuklarının orta öğretimde okullaşma oranı %39'du. Bu şu demek. İki kız çocuğumuzdan bir tanesi liseye erişemiyor. Bugün bu oran %90'da. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı, net okullaşma oranı kadınlarda, kız çocuklarında %11'den %48,5'a geldi. Yani bu dönem, son 20 yıl eğitimde devasa yatırımların yapılmış olduğu bu dönem sadece okullaşma oranlarını artırmadı, vatandaşların çocuklarının eğitime erişimini kolaylaştırmadı. Aynı zamanda kız çocuklarının okullaşma sorununu da kökünden çözmüş olan bir dönemdir. Elbette böyle bir dönemin sadece eğitimdeki gelişmeleri anlatsam saatler sürer. Gerçekleşebilmesi ancak Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lidere ihtiyaç duyuyor. Ben bu vesileyle Bartın'dan Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime vermiş olduğu tüm desteklerden dolayı ve her yıl eğitime ayrılan bütçe diğer bakanlıkların bütçesinden en fazla olan bütçeyi eğitime ayırdıkları için hem ben şahsım hem de Milli Eğitim Camiası adına en içten şükranlarımı sunuyorum.